8'ler yepyeni tarihinizde hiç görmediğiniz bir konuyla karşınızdayım. Kareköklüler. Karekökün sembolü nasıl yapılır? Bakın önce şöyle, şöyle, şöyle. Aha! Bu karekök demek. Karekökün mesleği kareleri yemektir arkadaşlar. Dışarıya karesiz halde çıkartmaktır. Şimdi ilk başta bir karesel sayı, kare ne demek olduğunu bir hatırlayalım. Karelerini bulalım diyor. Bir şeyin karesi nedir? Aha üzerine 2 yazmaktır. Okunuşu 13'ün karesidir. Bu da ne demektir? 13 çarpı 13. 13 ile 13'ü çarpalım. 13 çarpı 13. Yıllar önce belki de öğrendiniz. 3 kere 3 9. 1 2. 3 kere 1 3. 1 kere 3. Şöyle topladım. 160. 969'dur 25'in karesi. 25 ile 25'i çarparım. Değil mi? Bir şeyin karesini bulurken. 25 ile 25'i çarpalım o zaman. 5 kere 5. 25. Elde var 2. 2 kere 5. 10. Bir daha 12. 2 kere 5 10 sıfır elde var. 1 2 2 4 bir daha 5 topladım. 625 yaptı. Bir şeyin karesini alırız alırken kendisiyle çarparız dedik ve devam ediyoruz. Burada biraz karesel sayı bulmamızı istiyorlar herhalde. 16'ya kadar bulmuşlar. O zaman bize de devam edelim. 25 olur. 25'ten sonra 6 kere 6 36 olur. 7 kere 7 49 olur. 8 kere 8 64 olur. 9 kere 9 81 olur. 10 kere 10 100 olur. 11 ile 11'i çarptım. Aha, kafamdan çarptım sizin için. 121 olur. 12 ile 12'yi çarptım. 144 olur. Buraya kadar niye vermişler biliyor musunuz arkadaşlar? Ezbere bilin diye. 121 dediğimizde 11'in karesi olduğunu artık ezberleyin. 11'in karesidir. 144 de 12'nin karesidir. Az önce 13'ün karesini bulduk. 169. Bir de 14'ün karesine de 196 diyelim ki her şeyi ezberlemiş olun. Anlaştık. 84 sayısına eklenince karesel sayı oluşturacakmış. 84'ten sonraki, önceki neydi? 81. E bundan sonraki ne? 100. Hani 9'un karesi, 10'un karesi. Ekleyeceksem buraya 16 sayı eklerim ben. En küçük pozitif tam sayı nedir o zaman? 16'dır. Rengin elinde bulunan bütün birim karede kurarak aşağıdakide tüken oluşturuyor. Bu birim karede en az kaç birim kare çıkarılırsa bir kare elde edebileceğim bulalım. Kaç tane var bir kere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ne olur? 6 kere 9, 54. En yakını, en yakını karesel olarak nedir arkadaşlar? 49. O zaman biz 5 tanesini çıkartıp, 5 tanesini çıkarıp, 7'ye 7'lik, yani şu şekilde 7'ye 7'lik, bir e, ee, yani 7 birim burada, 7 birim burada onu demek istiyoruz. Bir kare elde edebiliriz. O zaman kaç tane çıkartmamız gerekiyormuş? 5 tanesi çıkartsak yeter. Bir şeyin alanı 100 birim kare ise karenin yani. Karenin alanı nasıl bulunur? Aynı kenarlar çarpılarak. Aynı iki sayı çarpılınca 100 oluyorsa bu A'nın karesidir. Neyin karesi 100'dür arkadaşlar? 10 kere 10 değil mi? O zaman A nedir? Burası 10'dur. Burası 10'dur. Bir kenarın uzunluğu 10'dur. Çevreyi sorsaydı 4'ten 10 40 derdik. Alanı 1225 birim karesi bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bu neyin karesi olduğunu bilmiyoruz. Şöyle sallayacak olsak 30'un karesi 30 kere 30 900. Hmm, yaklaştık 40'ın desek 40 kere 40 1600 Allah Allah. Bu arada bir şey mi acaba? 35'i bir deneyelim mi? Sonu da 5 bitiyor ya. O yüzden etkilendim yani Allah var. 5 kere 5 25. Elde var 2. 3 kere 5 15. 2 daha 17. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 3 9. 1 daha 10. Toplayalım. 5. 12'nin ikisi elde var 1. 1 1 daha 2. 1225. Aman yarabbim. Bir atışta tutturdum. O zaman bir kenar uzunluğu nedir? 35 birimdir. alanı 900 desimetrekare metrekare kare şeklinde verilen kenar uzunluğu nedir? Şimdi bu alan kare diyor arkadaşlar. Kare deyince aklımıza aynı sayıların çarpımı. Yani A çarpı A diyoruz biz onu kibarca. Bir şeyin karesi 900 ise neyin karesi olabilir? Az önce ağzımızdan kaçırmıştık. 9 neyin karesi? 3'ün. Burada 2 0 varsa 100. 100 neyin karesi? onun 3 kere 10. Kesin bu 30 çarpı 30. Yani 30'un karesidir. Bir kenarda ne olur? 30 olur. Ha, hocam başka yol yok mu? Hep böyle mi yapacağız? Dediğiniz an hemencik ben size algoritma yapmayı da öğretirim. Hemen 900 yazdık buraya. 2'ye böldük ne olur? 450. 2'ye böldük ne oldu? 225. 3'e böldük ne oldu burası? 75. 3'e böldüm ne oldu? 25. Aha 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 2'nin karesi. 3'ün karesi. 5'in karesi. 2'nin karesi. 3'ün karesi. 5'in karesi. E, üstler 2 ise tabanlar çarpılır. 30'un karesi. Ne kadar uzattık değil mi? Benim yolum daha kolay. Aşağıdaki serden kare köklerini bulunuz. Evet. Derse başlarken dediğim şey. Kare kökün işi kareyi yemektir. Kare değilse kök dışına çıkamazsın. Kare olanı dışarı çıkartıyorlar. Nasıl çıkartıyorlar? Kareni bana verirsen çıkarsın diyorlar. Hadi bakalım. Kök içine aldığımızda 64'ü. 64 nedir? 8'in karesidir. Kareyi bana ver. Çık. 169 nedir? 13'ün karesidir. Az önce öğrendik. Kare kökünü aldığım vakit kare kare kökü yer. 13 diye çıkar. 289 neyin karesi olduğunu bilmiyorum ama 9 olduğundan dolayı bir 17 ile 17'yi deneyesim var. 7 kere 7 çünkü 49'dur. 49'un 9 elde var 4 7 kere 7 4 daha 11 1 kere 7 7 1 kere 1 1 toplayayım 289 yaptı valla 289. O zaman bu neymiş 17'nin karesi. Hemen bunun kare kökünü al derse kare kare kök dışına karesini bırakarak çıkar. Nasıl çıkar? 17. Şurada bir soru daha var. 361. 361 neyin karesi? 17 ile 18'e yakın gibi sanki. Bir 10, 19 mu desek acaba? 9 kere 9 81 ya. 9 kere 9 81 8 elde 9 kere 9 8 daha 17 19 toplayalım 1 16'ın altı elde var 1 361 vallaha 19'un karesiymiş o zaman bu kare bunu götürür dışarıya nasıl çıkar 19 diye çıkar kara kökün içi bir şeyin a'nın karesini yemektir 200 birim kareye en az kaç birim kare eklenirse bir karesiz bölge elde edilebilir. 200 birim kareyi geçeceğiz. Az önce sizden 14'ün karesi 196 olduğunu ezberlemiştik. O zaman 14'ün karesi 200'e zaten yakınsa gelin biz sizde 15'in karesini bulalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 5 2 daha 7. 1 kere 5 5 1 kere 1 1. Toplayalım 5 2 elde var 1. 225. İşte bu da 15'in karesi kaç kare ekleyelim diyorsa 200'e ben bir artı 25 eklerim. 225 derim. O zaman ne olur? Bir kare elde ederim. Nasıl bir kare? 15'e 15 olan alan 225 olan bir kare. O zaman kaç tane lazımmış? 25 tane eklemem lazımmış. Aşağıda alanlara verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz diyor. E arkadaşlar 36 2 tane aynı sayının çarpımıysa o zaman ne deriz biz bunun kenarlarına? 6'ya 6 deriz. Hemen 289. 1 karenin alanıysa az önce bulduk arkadaşlar. 17 ile 17'nin çarpımıydı. O zaman bir kenarı nedir? 17'dir. 625. Dersin başındayken 25 ile 25'i çarpıp bulmuştuk bu 625'i. Bakın bu arada ezberleyeceğiniz sayıların biz size tiyolarını veriyoruz arkadaşlar. E 25'in karesi ise o zaman bir kenar nedir bu karelerin bir kenarı? 25'e 25'tir. Şimdi şunun kolay yolunu söyleyeyim. 49 bir şeyin karesi mi? Yes. 7'nin. Bu 2 0 100 demektir. 100 bir şeyin karesi mi? Evet. 10'un. 7 çarpı 10'un yani bu 70'in karesidir burası. Anlaştık mı? 70'in karesi ise bir kenarı 70 olan bir karesel bölgedir. İstersen çarp 7 kere 49'u 2 de 0 atarım. Alsana cevap. 625'lik bölge şeklinde bahçe şey Kaç metre tel örgü? Şimdi arkadaşlar biz alanı biliyoruz ve kare şeklinde olduğunu biliyoruz. O zaman bu 625 bir karesel sayı olması lazım. Az önceden beri diyoruz 25 ile 25'in çarpımı 625 ederdi bu alan. E, bir kenarı nedir arkadaşlar bunun o zaman? 4 25'ten çevresi nedir? 100. Kaç sıra çekeceğiz tele bir daha bakalım etrafı tel örgülecek. O zaman 100. Hani 3 sıra falan tel deseydi 3 ile çarpardık. O yüzden diyorum. Çınar'ın 900 metrekare, Belkıs'ın 400 metrekare üründe olan arsaların yanındaki gibi Modeli Modelde verilen AB üzerinde AB üzerinde A ve B noktalarına gelmek şart. 2 metre aralıklarla fidan dikilecektir. A ve B noktalarına gelmek için O zaman biz şu uzunluğumuzu bulmamız lazım. He. 900 hangi iki sayının çarpımı? Çünkü karesel bölge bunlar. 30'a 30'luk değil mi? Bu 400 de nedir? 20'ye 20'lik. E, tamamı 30 sa e, buraya kadar da 20 ise buraya kaç kalır? 10. Şimdi 10 metren var. A ile B'ye de geleceksin. 2 metre 2 metre ayırıyorsun. Kaç tane 2 metre var? 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Bakın A ile B'ye de gelmek şartıyla diyorsa 1 ağaç, 2 ağaç, 3 ağaç, 4 ağaç, 5 ağaç 6 tane ağaç gider. Evet, doğruysa D'den gideceğiz. Yanlışsa Y'den gideceğiz. Bakalım şimdi. İlk başta bir şeyin karesi artıdır. Artı diyerek başlayın. Yoksa kök dışına eksi çıkartırsanız hani kare kareyi yer eksi 12 çıkar deseydiniz yanlıştı. Hiçbir zaman kare kök dışarıya eksi çıkmaz arkadaşlar. Tanımsız olur. Hemen siz onu içerideyken artı yapacaksınız. Hemen 12'nin karesi dedik artıdır çiftten dolayı dışarıya 12 diye çıkar. Doğru söylemişler. Doğru yolundan ilerliyoruz. Sonra baktık kök 16. Bir şeyin karesi olması lazım. Kare kök kareyi yer çünkü. Bu dışarıya 4 diye çıkar. Bu da 3'ün karesi. Kareyi yerse bu da dışarıya 3 diye çıkar. Topla şekerim 7. Aha gene doğru yoldayız. Gidelim. Kök 5 eksi kök 2. Sen 5'ten 2 mi çıkarıyorsun kardeşim? Kök 5'ten kök 2 çıkarıyorsun. Kök 5'in kaç olduğunu bilmiyorsun. Kök 2'nin de kök işleri toplanmaz çıkartılmaz arkadaşlar bir sonraki derste göreceğiz. O zaman yanlış yolda Aziz Sancar. Mühim adam. Pek sever. Üç basamaklı en küçük tam kare sayı ile. 3 basamaklı en küçük tam kare sayı. O zaman en büyük tam kare Tam kare sayı dediğine göre 3 basamaklı ben hemen yüz derim. Çünkü o neyin karesidir? Onun karesidir. İki basamaklı en büyük tam kare sayı diyor. İki basamaklı en büyük tam kare sayı neydi arkadaşlar? 81 değil miydi? Evet. arasındaki fark nedir? Bununla bunun arasındaki fark e belli. 19 kadar bir fark var değil mi? Bunların hiçbirisi olmaz. Çıkartma yapacağım. Yanda verilen mavi karenin kenar uzunluğu hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım diyor. Şimdi bakalım. bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim, 6'dan az. Kenarımız 6'dan az. Ama 1, 2, 3, 4, 5'ten de azıcık fazla değil mi? 5'ten de fazla. Bunu soruyor. Sorsun. Kök 136 diyor. Biz ne dedik az önce arkadaşlar? Kök içi tam kare sayıysa kareyi bırakır dışarı çıkar. Yani demek istediğim şu. Bu şayet kök içinde 121 olsaydı. 121 bu arada 11'in karesi ezberlediniz değil mi? dışarıya 11 diye çıkardı. Yalnız bu sayı 121'den fazla. Pardon 136 yazalım. Şimdi bu sayı kök içinde 144 olsaydı dışarıya da nasıl çıkardı? 12. Çünkü 144 12'nin karesi 121 de 11'in karesi. Karekök dışına çıkanlar da neydi arkadaşlar? Tabii ki de karesel sayılardı. Kareleri bırakıp çıkartıyorlardı. O zaman bu 11'den fazla 12'den azdır. Bunların ikisinin arasındadır. Alanı şu olan, kare şeklindeki helikopter pistinin bir kenar uzunluğu hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım diyor. Şimdi, biz 20 deseydik bir kenarına, 20 çarpı 20, 400. Bu 380 denilen şey, 400'den az. Bir de 20'nin bir azı 19'da 19'u çarpak bakalım ne yapıyor. 9 x 9 81, elde var 8, 9 x 9 8 daha 17. 1 kere 9 9 1 kere 1 1 topladım. 361. Sanki az önce de bulmuştuk bunu. Bunu da ezbereceğiz demek ki. 19'un karesi neymiş? 361. Ezberle babam ezberle. Evet 361'den fazla 400'den de az. Şimdi alan 380 diyor ya. Alan neydi? 2 tane kenarın çarpımı. E, çarpımı kareselse ve bana bir kenarı soruyorsa hemen ben ne yaparım bunların? Kare köklerini alırım ki bir kenarı bulurum. Bu dışarıya 19 diye çıkar. 19'da 19 olsaydı 361 olurdu ama 380'miş. 361 değilmiş. O zaman 19'dan fazla bu. kök 380. Bu da dışarıya nasıl çıkar? 20 diye çıkar. O zaman 19 ile 20 arasındadır deriz. Dememiz o ki kök dışına çıkabilmen için senin karesel olman lazım. 72'den küçük olan karesel sayı 64 ki olsaydı 8 diye çıkardı. Hemen geldik buraya kök 72. Şayet burası 64 değil de 81 olsaydı da kareseldi. O da dışarı nasıl çıkardı? 9 diye çıkardı. Ama bunların arasındaysa 8 ile 9 arasındadır deriz. O sayının bir altındaki bir üstündeki karesel sayıları bulacaksınız. 64 olsaydı 8'in karesi olurdu. Kök dışına 8 diye çıkardı. 81 olsaydı 9'un karesi olurdu. O da karekökü götürür, kök dışına 9 olarak çıkardı derdik. Mevzu bu yani. Aynısını burada da yapalım o zaman. 92'den önceki 81, sonraki ney? 100. 81'e ne kadar yakınlıkta bu 92? 81'e 11 yakınlıkta bu 92. Peki o 100'e ne kadar yakınlıkta? 8 yakınlıkta. O zaman 100'e daha yakın değil mi? Şimdi buna ne diyoruz? 9 ile 10 arasında ama 10'a biraz daha yakın. En yakın doğal sayı nedir deriz o zaman? 10. Kök 30'a en yakın doğal sayı bulunuz diyor. Şimdi 30'dan önce ne var? 25. 30'dan sonra ne var? 36. Şimdi 25 ile 36 arasındaki bu sayı kaçtı? 30'du. Buraya kaç yakınlıkta? 5. Buraya kaç yakınlıkta? 6. O zaman 25'e daha yakın. Yani 25 olsaydı dışarıya 5 diye çıkardı. Diğer halde 6 diye çıkardı. Değil mi bu 30? O zaman 5'e daha yakınsa en yakın doğal sayı 5'tir deriz. Arkadaşlar A doğal sayı alabileceği en küçük tam sayı değer. Şimdi bu 12 önceden kök içinde olmuş olsun. Kök dışına 12 diye çıksın. O zaman ne deriz hemen kök içine girerken geri karesini katarız. Yani bu dışa içeride 144'müş ki dışarıya 12 diye çıkmış deriz buraya. E A kök 144'ten büyükse A en az 145 olmalı ki büyüktür diyebileyim. Şimdi 14'ün karesinin ne olduğunu biliyoruz. 196'yı az önce öğrendik. O zaman kök 196'dan hani kök 196 ile 14 aynı şeydir. Değil mi? Dışarıya 14 diye çıkar çünkü. Az olması için bunun en fazla kök 195 olması gerekiyor. Değerleri bulunuz diyor. 145 ile 195'tir. Yanda verilen pembe karelerin kenar uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulalım diyor. Bakalım. 1, 2, 3. 3 azıcık geçmiş. 3'ten fazla ama 4'ten daha az gördüğünüz gibi değil mi? Bir kenar uzunu değil mi? Kenar uzun. Evet, bir kenar uzunu Arasında kaç tane doğal sayı var? Gördüğünüz gibi bu kök 25'i geçmiş, yani 5'ten biraz fazla değil mi? O zaman 6 olabilir. Bunu geçeceğim madem. 7 olabilir. 8 olabilir. 9 olabilir. 10 da olabilir çünkü kök 100'dür 10. E 101 diyorsa artık sınırım bitmiştir. 6, 7, 8, 9, 10. Yanda numaralandırılmış köklü sayılar ile doğrusu üzerinde bulunan harfleri eşleştiriniz. Eşleştirdiğiniz harfler sırasıyla kutulara yazınız diyor. Severiz. Şimdi arkadaşlar tek tek bulalım. 33'e en yakın karesel sayı 25 ile 36'dır. Yani bunların kök içinde alalım şöyle de. 25 olsaydı dışarıya 5 diye çıkardı. 36 olsaydı 6 diye. 5 ile 6 arasında ne varmış? Birinci kutumuz. Nerede o 5 ile 6 arasında? 5 ile 6 arasında bir Ç. O zaman bu kök 33'müş. Hemen buraya ne yazıyoruz? Kök 33. Geldik 55'e. Yani biz buraya Ç mi yazacaktık acaba? Ç. 5 ile 6 kök 55'e geldik. Kök 55 dediğimiz şey yani böyle bir 49 olsaydı 7 idi. 64 olsaydı da 8'di. O zaman bu 7 ile 8 arasında bir sayı değil mi? İkinci sayımız 7 ile 8 arasında. Neymiş o da? A'ymış. O zaman bu şuraya C diyek. Buraya A diyelim. Bakak ne çıkacak? 85. 81 olsaydı 9 diye çıkardı. 9'u geçmiş. Ama 100 olsaydı da 10. O zaman 10 da az. Nereye gelir o zaman? L. Çalış. Çalış mı olacak acaba? Bakalım bakalım. 128, 121 olsaydı 11'in karesi der dışarıya 11 diye çıkartırdık. Demek ki 11'i geçmiş. 144 olsaydı da 12'nin karesiydi dışarıya 12 diye çıkartırdık. Ama 12'den de azmış. Bakın o zaman ne olur? Ve ihtimal çalış bu. <laughs> Evet 148 nedir arkadaşlar? 144'ü geçmiş. Yani 12'yi geçmiş. O zaman çalış. Çalış arkadaşım. Yapacak bir şey yok. 198'e en yakın karesel sayı 196'dır. 196 ise şayet dışarıya 14 diye çıkardı. Ama bu demek ki 14'ten fazla. 14'ten fazlaysa nedir arkadaşlar? Şıklardan 14-15 arasındadır. Hadi üstte de yapalım. 225 olsaydı da 15 diye çıkardı deriz. Başarılarınızın devamını diliyor. Gözlerinizden öpüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. ama sen başka bir kollarda sana ya.